Başkan vekilliğinde yapıyorum ve dolayısıyla birçok arkadaşı artık tanıyor Ali'yi veya ismen tanışmasak da simayen birbirimizle tanışıyoruz ve sektörün sıkıntılarını ve geleceğini her platformda sizlerin adına bir yerlere taşımaya çalışıyorum niyetimce. Tabii Dünya Ticaret Merkezi'nin bana verdiği bu destekle ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve 11 Ocak'ta İstanbul Ticaret Odası'nda fuarcılık sektörünün bugünü ve yarını konuşmak üzere ben hepinizi sabah kahvaltısına davet ediyorum. İnşallah tek tek ulaşacaktır davetiyeler ama davetiye ulaşmayan arkadaşlarımıza da buradan davet etmiş olayım. O gün orada İstanbul Ticaret Odası'nın şemsiyesi altında fuarcılığı masaya yatıralım. Murat Bey de bizim meclis üyemiz. Kendisi olamayacak ama ona belki ya vekaleten ben orada olacağım. Sizleri de bekliyorum. Ben daha fazla masa başında sizleri meşgul etmemek için afiyet olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi de İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Aylat'ı kürsüye davet ediyoruz konuşmalar için. Efendim hoş geldiniz. Bir hafta arayla ikinci toplantımız oldu. Geçen hafta beraber olduğumuz bir dostlarımız vardı. İnşallah bundan sonra daha fazla bir arada olup fuar sektörünü geliştirmek için elimizden gelen her türlü hareket yapacağız. Ben 6 yıldır bitirdim şirkette. 3 yıldır da genel olarak vazife yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum çünkü hakikaten zor bir iş.
İnşallah bu sektörü canlandırmak için, daha fazla geliştirmek için elimizden gelen bir şey varsa yapacağız. Tabii burada en büyük destek sizlerden gelecek. Sizlerin yönlendirmeniz, sizden gelecek fikirler mutlaka yardımcı olacak. O bağlamda inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel çalışmalarla, daha güzel alanlarda, daha verimli bir şekilde beraberliğimizi büyüteceğiz inşallah. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum bu davete geldiğiniz için. İnşallah daha sık ve daha geniş platformlarda, güzel konularda buluşmak üzere diyorum. İyi akşamlar. Hepinize teşekkür eder, afiyet olsun diliyoruz. Öyle mi? Akşam bizim için önemli bir akşamdı. Fuarcılık sektörünü bir araya getirdiğimiz, yılda 2-3 defa topladığımız akşamlardan bir tanesiydi. Çok önemli bir sezonu daha kapatmış bulunduk. 2016 yılını kapattık. Birçok sıkıntılar yaşayan sektörler var. Malum bunlar etkilenen sektörlerden biri de fuarcılık sektörü. Dünyanın durumu malum. İnşallah 2017 için güzel bir başlangıçla yeni bir dönemde daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Biz Dünya Çark Merkezi olarak fuarcılık sektörünü bir arada tutmaktan, onlara destek olmaktan bir vazife ve bununla da gurur duyan bir şirketiz. Fuarcılık insanların zannettiği gibi tek başına bir sektör değil. Aslında birçok altındaki sektörü etkileyen ve tetikleyen bir sektör. Katkıları çok farklı sektörlerde kendini gösteriyor. Dünyada bunun çok muhtelif örnekleri var. Sırf fuarcılıkla kendini geliştirip yıllarını geçiren, bütün yılını geçiren ülkeler, şehirler var. Biz bu anlamda da İstanbul'da fuarcılıkla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah yeni projemize de bunu sürdüreceğiz ve devam edeceğiz. Yaklaşık 100 kadar fuara ev sahipliği yapıyoruz Dünya Çark Merkezi'nde. Bugün burada yaklaşık 100 tane firmamız vardı, katılımcımız vardı. Biz onlara iş ortaklarımız diyoruz. Çünkü biz onlara alan sağlıyoruz. Onlar kendi fuarlarını, kendi organizasyonlarını bizim alanımıza gerçekleştiriyorlar. Ve ekonomiye topyekun bir katkımız oluyor. Bu gibi geceleri ve bu gibi toplantıları inşallah daha da yapmaya devam edeceğiz. Çok bizim açımızdan önemli bir geceydi. Katılan herkes için hakikaten çok teşekkür ediyorum.
katkılarını herkesten ayrı ayrı bekliyoruz. 2020'de inşallah daha güzel bir seneyle, farklı amaçlarla yola çıkacağız. En büyük hedefimiz, amacımız fuar alanlarımızın metrekaresini geliştirecek olan yeni projemizi hayata geçirmek. Türkiye'de yaklaşık 100 metrekarede faaliyet gösteren bir alan işletmecisi olarak, ki bunun 20 bini biz yapıyoruz, 80 bini kiracımız tarafından organize ediliyor. Yeni bir fuar alanını yaparak, hizmete sunarak, Türkiye'ye gelmesini hedeflediğimiz fuarların buraya gelmesini, mevcut Türkiye'deki fuarların kendilerini genişleterek daha büyük metrekarelere hizmet verebilecekleri, geliştirebilecekleri bir alana sahip olmalarını sağlamak istiyoruz. 2017 tabii önemli bir kriteri bizim için getirecek bu yeni ek alanımızla beraber. Bu 2023 hedeflerine Türkiye'nin ulaşması konusunda biz kendimize düşeni elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. İnşallah bu hedefimize varacağız. Yeni yıl tabii inşallah yeni bir dönemdir, yeni bir takvim yılıdır. Bu bağlamda inşallah herkesin mali bir yıl, yeni bir yıl başlar 1 Ocak'ta malumunuz. İnşallah bol, bereketli, karlı geçer. Herkes vergilerini doya doya ve fazlasıyla öder. İnşallah Türkiye'nin yatırımları ve gelişimini katkıda bulunacak her türlü işin temeli bu yıldan itibaren ileri dönük olarak 2023 hedeflerine büyük bir mutlulukla vardır. Hanımlar nereye gitti? Buradayım. Neredesiniz? Şuraya toplandı. O zaman sen şöyle git. Göbek de şu. Çık biraz. Recep'in önüne durma. Tamamdır, herkes burada.